Bayağı bir şey anlattım aslında ya. Yani film anlattım, dizi anlattım. Film anlatmadım, hep dizi anlattım. Kitap söyledim, Instagram'dan soruya cevap verdim. Yine fena bir video olmadı. Eğitim videosu yapayım diyorum. Lan diyorum, eğitim videosunu bu dönemde kim ne yapsın? Bir yandan da o ne kadar da karanlık bir insan. Bir yandan da ulan ne güzel insanlar evde oturuyor izleyecek bir şeyler sunayım diyorum. Bir şey sunmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Ama her bulduğum fikrin karşılığında böyle kim bunun şu an ne yapsın falan diyorum. En sonunda şöyle bir şeye karar verdim. Biz ne yapıyoruz bu sırada? Herkes aynı süreçten geçiyor şu an. Yani. Herkes evde. Evde oturmakta büyük problem yok. Mümkün olduğunca eğer mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Elinizi bol bol yıkayın. Normalde burası benim olan. Benim videolarımı izleyenler bilir. Şu an acık dağınık. Burayı eşime verdim. Evden çalışıyor. O yüzden dedim ki sen çalışıyorsun, sen mesai yapıyorsun, senin daha çok konforlu olman lazım. O yüzden dedim ki çalışma odam senindir. Bu masayı ona verdim. Bu masa da şimdilik benim bilgisayar var da onun eşyaları var. Ben içeride salondayım. Eğitimde bir yere kadar. Dediğim gibi yani evet birçok kişi de diyor. Hatta mesaj atıyor işte eğitim videosu da olsun falan filan diye de. El gitmiyor yani. Yani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Yani durumlar ortada. Hani moralimizi düşürmüyoruz. Tabii moral düşürmek yok da. Evdesin abi sürekli. Ben şimdi fotoğrafçılıkla ilgili bir şey anlattığım zaman kendimi kandırıyormuşum gibi hissediyorum. Yani evdeyiz lan. Çıkıp şurada fotoğraf çekelim, böyle yapalım, şunu yapalım falan filan diye anlatsan. Yok öyle bir şey yok şu an. Öyle bir şansın yok. Hadi işte fotoğrafçılık tekniği anlatayım. Ulan evde ben de ne çeksem, ne yapsam, fotoğraf mı çeksem, nasıl bir içerik üretsem. 3-5 tane şey geliyor insanın aklına. Ondan sonrası hikaye yani. Dedim ki durum böyle olunca ben de karantina günlükleri gibi bir şey yapayım. Hem ara sıra Instagram'dan bana sorduğunuz soruları böyle burada cevaplarım. Hem de ne yapıyoruz ne ediyoruz gibi böyle günlük. Karantina günlükleri, karantina serüveni. Belki bu sırada bu serüvenin içine bir şeyler daha eklerim işte. Bir şeyleri öğrenmeye çalışırken bu süreci gösterdiğim bir seri de olabilir mesela. Şu an fotoğrafçılık dışında bir şeyler öğrenebilirim bilgisayarda, dijital ortamda. Sonuçta hala da eğitim alabileceğim şeyler var. Kendimi bir konuda geliştirmeye çalışırım ve o serüveni buradan gösterebilmiş olurum. Yani kısacası karantina günlükleri gibi bir şey olacak. Vlog gibi ama arada gene sizin Instagram'dan sorduğunuz soruları cevaplayacağım veya YouTube'dan sorduğunuz soruları cevaplayacağım. O yüzden her videonun sonunda seçtiğim sorulardan onları cevaplayacağım. Sonunda olmak zorunda değil. Bunların hepsi doğaçlama şu an aklıma geliyor aslında. Bakacağız nasıl olacak, nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Şimdilik en mantıklı şey bu geldi aklıma. Çünkü geçen gün Instagram'da canlı yayın yaptığımda fark ettim ki konuşacak bir ton şey var aslında. Siz de geldiniz, dahil oldunuz falan sağ olun. Demek ki konuşacak bir şeyler var. Ama bunu nasıl ortaya çıkartabiliriz? Ona karar veremedim henüz. Hepimizin geçtiği bu enteresan dönemde benim içeriklerde birazcık enteresan olabilir diye uyarayım. Yani kötü bir şey olacağı yok. Farklı bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Mesela normalde benim çalışma masamda böyle bir şey olmaz. Bak böyle Instagram'dan beni takip ederseniz böyle mükemmel içerikler de paylaşıyorum. Yani sorularınızı işte buradan alıyorum. Bir de eğer YouTube'da da yazarsanız yorum olarak oradan da görüp videoların sonlarında. Belki videoların konusuna bile karar verebilirsiniz. Hatta bir de Bey'le de bir soru sordum. Bu filtreler çok komik ya. Dedim ki geçen dedim canlı yayın güzel oldu dedim. Ara sıra dedim yapak mı? Valla canlı yayın güzel oldu. Baya ben de beklemiyordum açıkçası. Yani katılım falan az olur diyordum ama baya benim için tabii. Güzel oldu, millet soru sordu, ben aşağıya soruları sabitledim falan. Güzel de oradaki canlı yayının güzel geçmesinden dolayı aklıma bu fikir geldi. Karantina günlükleri, karantina serüveni. Her güne yakın paylaşım yapabilirim. Şeyi bulalım, bir şey öğrensem mesela yepyeni bir bilgim olsun. Ve bu bilgiyi öğrenirken gösterebileyim aynı zamanda. Burada videolarda onu da gösterebileyim. Ne olabilir? Bak mesela Instagram'dan gelen sorulardan birine cevap verelim. Domina demiş ki abi sıfırdan fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenlere yol gösterebilir misin? Ben bunu canlı yayında da açıklamıştım. Buradan da bir kere daha açıklayayım. Sıfırdan başlayacaksanız mesela cep telefonunuz bile olmuş olsa fotoğrafçılığın temellerini öğrenebilirsiniz. Nedir bunlar? Kompozisyonun kuralları olabilir. İyi bir fotoğraf çekmek için ne yapmak lazım? Ne çekmek lazım? Bunun için zaten YouTube'da bir ton video var. Hatta benim kanalda bile birkaç tane video var. Video izleyerek eğer şey yapamıyorsan, öğrenemiyorsan o zaman belki bulunduğun yerde fotoğrafçılık kursu vardır. Ha tamam şu anki dönemde bu kursa gidip gelemezsin ama internette bir ton kaynak var. Bunları öğrenebilirsin. Cep telefonunla da çekebilirsin fotoğraf. Hemen DSLR almak zorunda değilsin.
Hemen alma fırsatın varsa al. Mesela Instagram canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi dedi ki neden sürekli güzel bayanları çekiyorsun? Güzel kadın arkadaşlarımı çekiyorum. Neden? Çünkü onların %80'i benim tanıdığım. Ve ben onlara diyorum ki fotoğraf çekelim. Onlar da kırmıyorlar. Çekim yapıyoruz. Şimdi oradaki asıl olay nasıl futbolcu, basketbolcu vesaire antrenman yapması gerekiyorsa fotoğrafçı da veya videografer da antrenman yapmak zorunda. Antrenman nedir? Pratik işte. Pratik ve antrenman aynı şey. Şimdi evde oturduğun zaman kamera çantanda durduğunda sana hiçbir faydası yok, hiçbir tecrübe katmıyor. Ben elimdeki imkanlardan en iyisi olan bunu seçtim. Şimdi benim arabam olmuş olsa ben de giderdim derdim ki ben de manzara fotoğrafı çekeyim. Anam ne kadar karanlık oldum. Ya arabam olmuş olsa dediğim gibi ben de manzara fotoğrafı çekmeye çıkmak isterdim. Şu an yok. O zaman elimde ne gibi bir alternatif kalıyor? Arkadaşlarıma mesaj atabilirim. Derim ki ben fotoğraf çekmek istiyorum. Her fotoğraf çekimine çıktığın zaman da yepyeni bir şey öğreniyorsun. Farklı saatte çıkıyorsun, farklı yere gidiyorsun, farklı farklı insanlarla çekim yapıyorsun, farklı farklı insanları güzel göstermeye çalışıyorsun. Bir ton tecrübe ediniyorsun. Yani bu mesela Instagram'da gördüğün fotoğraflar benim hobim. Ben bunlardan para kazanmıyorum. Benim para kazandığım şey bu değil. Bunların hepsi antrenman. Bu psikolojiye girdiğin zaman sürekli antrenman... Sesim nereden çıktı? Sürekli çekim yapmak istiyorsan sürekli tecrübe kazanmış oluyorsun. Olay bu. Yani sıfırdan başlayan birine nasıl yol gösterebilirim? Sürekli öğrenmen lazım. Aslında çok zevkli bir şey bunu öğrenmek. Çünkü sürekli öğrenirken bir şeyler üretiyorsun. Bir de sürekli bir şey öğreniyorsun, sürekli bir şey üretiyorsun. İlk yaptığın şeyler genelde çok çirkin olacak. Benim eski videolarıma gidip bak çok çirkin. Yani konuşamıyorum, rahat değilim, kasılıyorum. İnsanlar ne der diye düşünüyorum. Şu an umurumda değil insanlar ne der. O zamanla oturuyor. İşte o zamanla oturabilmesi için de o kötü olan fotoğrafları, o kötü olan videoları bir an önce çekmen lazım. Ben mesela birkaç videomda da söyledim. Yani 3-5 hafta geçiyor, o fotoğrafı keşke öyle editlemeseydim diyorum. Yani o süreci sürekli yaşayabilmen için bir an önce başlaman lazım. Bir an önce başla. Instagram'dan gelen sorulara bakıyorum. Bir arkadaş da demiş ki evlenmeyi düşünüyor musunuz? Belki sen beni yeni takip etmeye başlamışsın. Evet, evliyim ben zaten. Instagram'dan bir soru gelmiş. Demiş ki evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyor. Artık... Ben onun yerine düşündüm. Evlendim. Artık düşünmüyorum çünkü artık evliyim yani. Sevdiceğimle. Şu an ne yapıyorsun? Kuru patlıcan dolması yapıyorum. Kuru patlıcan dolması. Ben de geçen gün... Aslında bak bu karantina günlüklerinde ya da serüveninde daha ismini ben de karar veremedim. Yaptığım yemekleri bir göstereyim. Onun bayağı içimde aşçı varmış ya da benim. Evet, ben memnunum içindeki aşçı. İçindeki aşçıyla evlenmeyi bir daha düşünüyorum. Vallahi ne yaptın? Geçen gün yeşil biber dolması yaptım. Ondan sonra smoothie yapıyorum. Zaten onu Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bir tane smoothie. Aslında onun da tarifini verebilirim. Çok güzel bir smoothie bence. Bayağı perfect ettik onu. Vallahi kendi kendine etti. Bravo. Onu da bir yerden denk geldi. Bulduk. Ondan sonra evde olan malzemeleri denkleştirdim. Olmayanları doğal olarak koymadım. Çünkü olmayanları koyamıyoruz. Oğlum. Baya güzel, onu da bir sonraki bölüme kısaca bir göstereyim. Böyle muzlu, neliydi, bademli, güzel bir smoothie. Kahvaltılık, böyle yulaflı, tarçınlı. Baya güzel de şey yapıyor, tok tutuyor yani. Evet, baya tok tutuyor. Bu buranın kırmızılığının bizimle alakası yok bu arada. Millet diyecek ki mutfağınızı kırmızı mı yaptınız? Kırmızıyı biz yapmadık, biz geldiğimizde böyleydi. Sonra... Müteahhit yapmış, kendisine selam. Özellikle bizim seçimimiz değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü tırsıyorum. Birisi diyecek burayı siz kırmızı mı yaptınız diye. gerçi benim gözüm alıştı. Benim de gözüm alıştı ama ilk gördüğümde bir ağlama ihtiyacı hissetmiştim. Bir de son zamanlarda okuduğum en güzel kitaplardan biri de bu. Bunu okumaya devam ediyorum. Böyle zamanlarda... Azıcık kalın tabii. Bunun bir de ikincisi var. Bundan biraz daha kalın. Kitap okumayı sevmeyen biri bile kitap okumayı sevmeye başlıyor. Hatta sevmeyenler için de. Gene biz kitap okumayı sevmeyenler için, aslında ben de çok hastası değilim ama okuyorum. Bir iki tane dizi ve film önerisi vereyim size. Şuraya oturayım ben ya. Niye sürekli ayaktayım arkadaş? Oturmak varken. Oh yeah. Birincisi Altered Carbon diye bir dizi. Böyle eğer Matrix'i izlediyseniz ve Matrix'i beğendiyseniz, tabii ki Matrix'le birebir aynı dünyada geçmiyor ama çok benzer bir dünyada geçiyor. Eşi benzeri şu an yok bence.
Yani yakın diziler bile belki azdır, öyle söyleyeyim. Altered Carbon böyle science fiction, cyberpunk denilen böyle yani teknoloji aşırı gelişmiş ama zenginle fakirin arasındaki fark da acayip büyümüş. Neyse onu izleyin. Bir şey söylersem şimdi spoiler veririm. Onu vermeyeyim. Diğeri de ben normalde izlemiştim. Eşim için bir kere daha izliyorum. BoJack Horseman. Bence BoJack Horseman'ı da seyredin. Çizgi film gibi düşünmeyin. Evet animasyon ama çizgi film deyince daha çocuksu oluyor. Bu şöyle söyleyeyim, yetişkinler için çizgi film diyelim hadi. Yetişkinler için animasyon diyelim yani. Ya ilk başta bana da çok garip gelmişti BoJack. Hayvanlar etrafta geziyor, insan gibi konuşuyorlar falan filan, böyle garip gelmişti ilk başta. Gerçi anime izleyen birisi için gene garip değil ama yine de bir uzaktan böyle bir antipatik yaklaşmıştım. Sonradan bir şans verdim. Bir 3-5 bölüm falan izledim arka arkaya. Güzel, çünkü her animasyon insanı güldürecek diye bir şey yok. Dediğim gibi yetişkin animasyonu bu. Bence güzel. Castlevania da aynı şekilde. Castlevania zaten bir bilgisayar oyunu. O bilgisayar oyununun Netflix animasyon, anime gibi bir dizisini yapmış ve Dracula ile ilgili bir dizi. Bence çok güzel. Hatta zaten 3. sezonu yeni çıktı. 3. sezonunda 10 üzerinden 10 puan almış bir dizi. Bence çok iyi. Umarım sizin de tarzınızdır veya izledikten sonra belki sizin de tarzınız olur. Bence çok güzel. Çünkü bu tarz animasyon dizilerinde veya animelerde vesairede Hollywood gibi sinemalarda yaratılamayacak dünyalar yaratılabiliyor. Daha özgür olduğu için ve onların da kendisine has... Oy kolum... Onların da kendisine has bir şeyi var, kuralı var, dünyası var. Ona alıştığın zaman o kadar güzel geliyor ki bazı şeyler... Filmini veya dizisini daha izleyemeyeceğin normal şartlarda bu tarz şeyleri animasyon şeklinde veya anime şeklinde izlemek bence çok tatmin edici. O yüzden Castlevania da çok güzel. BoJack de çok güzel. Bir tane daha söyleyeyim. Bunun da yeni sezonu önümüzdeki ay geliyor. Afterlife. Komedyen Ricky Gervais diye bir komedyenin bir dizisi bu. Kendisi yazıyor, kendisi oynuyor, kendisi yönetiyor. Aynı zamanda da stand-upçı. Konusu da spoiler vermeden şöyle söyleyeyim. Eşi kanserden dolayı ölüyor ve adam depresyona giriyor. Aslında zannedeceksiniz ki, şimdi böyle söyleyince sanki bulunduğumuz dönemde izlemesi çok mantıklı bir dizi değil gibi gözüküyor ama 6 bölüm zaten. Yani 20-30 dakikadan 6 bölüm falan, kısa bir dizi. Ama sonuna kadar izlediğin zaman arada öyle güzel nüanslar var ki böyle aslında kendini iyi hissetmen gerektiğini. Şimdi hayat devam ediyor. Senin herhangi bir üzüntünden dolayı dünyanın sonunun gelmediğini anlatan çok gerçekçi bir dizi bence. Bence gerçekçi. Birkaç kişi izlettim. Birkaç kişi beğendi. Bir iki kişi beğenmedi falan ama bence güzel. Hep de mutlu olacağımız bir içerik veya hep mutlu olacağımız bir dünyada yaşadığımızı düşünmüyorsunuzdur herhalde. Öyle bir şey de yok. Bu sırf depresif bir dizi değil. Bence ara sıra komik de bir dizi. Şans verin. Beğenmezseniz de haber verin bana. Bu diziyi bir daha ben başka hiç kimseye tavsiye etmeyeyim o zaman. Gözünü mü acıttın sen? Bak bakayım hanım. Bak şimdi. Gözün mü acıdı oğlum senin? Göze bak, kaşırken gene canını yakmış. Kitap okumayı sevmeseniz bile kitap okumaya başlamak için mükemmel bir derken çamaşır makinesi bitti. Evet, odama geri geldim. Gerçi geçici süreli burası benim odam değil ama olsun. İyi bir koca olmak bunu gerektirir. Bayağı bir şey anlattım aslında ya. Yani film anlattım, dizi anlattım. Film anlatmadım, hep dizi anlattım. Kitap söyledim, Instagram'dan soruya cevap verdim. Yine fena bir video olmadı. Bu tip videolara bir süre devam edeceğim gibi görünüyor. Araya gene eğitim veya işte böyle cep telefonundan fotoğraf nasıl editlenir gibi şeyler de yapmayı planlıyorum şimdilik. Ama galiba bir süre bu karantina döneminde böyle boş vitesi alacağım. Yani boş viteste dediğim gene içinde dolu bilgiler var aslında bakarsan. Hani içi boş sadece bugün şunu yaptım, bugün böyle yaptım gibi değil de gene kanalın konseptiyle alakalı sohbet muhabbet yapmış olduk. Mümkün olduğunca böyle neredeyse her gün yapmaya çalışacağım. Her gün yayınlayabilir miyim bilmiyorum da 2 günde bir belki böyle videolar yapabilirim. Instagram'dan ve YouTube'dan bol bol bana soru sorun. Bol bol mesaj gönderin. Fikir yollayın. Mesela şey hakkında fikir yollayın. Bir konuda geliştireyim ben kendimi ve aynı zamanda bunu burada böyle sergileyebileceğim bir şey olsa. Karantinanın iyi yanından bakalım hayata gibisinden. Demek ki böyle şeyler de yapılabiliyor gibi. Genelde insanlar zaten işte yemekte ve tatlı yapmada falan çok usta olmuşlar. Ben zaten fena değildim de şimdi biraz daha yüklendim yemek konusuna. Yapabiliyorum yani aslında. İyi bir askerim. Bana bir şey söylendiğinde iyi yaparım yani. Öyle, bana bir konu bulalım hep birlikte. Ben onu öğreneyim. Hatta siz de benimle birlikte öğrenin. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Bu değişik videodan sonra. Bakalım değişik videolar gelmeye devam edecek. Hadi görüşürüz. Ciao.